Dünyada eşi benzeri olmayan bir mühendislik harikası, azim ve kararlılığın ileri teknolojiyle buluşarak başarıya dönüşmesi. Asrın projesi olarak da adlandırılan ve dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi, 4,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2015 yılında hizmete alındı. Anadolu'nun menba kalitesindeki suyu içme ve kullanma maksadıyla soydaşlarımızın hizmetine sunuldu. Allah'a hamdolsun, son yıllarda hayata geçirdiğimiz altyapı projeleriyle milletimizle Kıbrıs Türkiye arasındaki beraberliği her alanda pekiştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladı. Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Şimdi de altyapıları etap etap tamamlanarak devreye alınmaya başlanan sulama suyu projeleriyle 30 yıldır suya hasret kurak topraklar Torosların suyuyla buluşturuluyor. Su temin projesi kapsamında Mersin Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan askıda borulu deniz geçiş sistemiyle Akdeniz'in 250 metre altından 80 kilometre uzunluğundaki İsale hattıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitköy Barajı'nı dolduruyor. Geçitköy Barajı'nda toplanan su, proje kapsamında inşa edilen 200 bin metreküp kapasiteli modern içme suyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra, dünya standartlarının üzerindeki kayıp kaçak oranı %1'den az olan toplam 529 kilometre uzunluğundaki dağıtım hatlarıyla Kuzey Kıbrıs'ın tamamına iletilmektedir. İçme suyundan sonra Kuzey Kıbrıs'ın verimli ancak suya hasret tarım alanları da sulama suyuyla buluşacaktır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi, kültürel ve coğrafi bağlara bir yenisini daha ekleyecek sulama projeleriyle ana vatanın suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak projeler birer birer hayata geçirilmektedir. Sulama projesinin en önemli ayağı olan Güzelyurt ve Meserya Ovası iletim tüneli tamamlanmıştır. Tamamladığımız ve geçen yıl açılışını yaptığımız bir başka proje ise Güzelyurt Ovası'ndaki 18.730 dekarlık alanın sulanmasını sağlayan Orta Meserya Ovası sulaması iletim hattı yapımı birinci kısım işidir. Meserya Ovası'na sulama suyu sağlayacak 44 kilometre uzunluğundaki Orta Meserya Ovası sulaması iletim hattı yapımı ikinci kısım işinde de çalışmalar devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının kaliteli suyla buluşması sağlanacaktır. Bu da ürün verimliliğini ve çeşitliliğini artıracaktır. Sulama projeleri sayesinde yıllık 486 milyon liralık gelir artışı, 9000 kişiye istihdam imkanı ve farklı iş kollarının oluşmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca içme suyu projesi kapsamında 207 kilometre uzunluğundaki İsale hattıyla 93 yerleşim yerine içme suyu temin edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dağıtım Hatları projesinin de ihalesi yapılmıştır. Atık suların arıtılması ve tekrar kullanımı konusunda da çalışmalar devam etmektedir. Toplam 22 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 10 adet paket atık su arıtma tesisi ve 2900 kilometre kolektör ve şebekeden oluşan atık su toplama ve arıtma projeleri 4 kısım halinde yürütülmektedir. Projelerimizin hayata geçirilmesiyle 160 bin metreküp bölügün atık su arıtılarak yaklaşık 25 bin dekar tarım arazilerinin sulanması sağlanacaktır. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği kapsamında su ve enerji alanında ileriki dönemde yapılabilecek projelerin tespit edilmesi adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi 8 Haziran 2023 tarihinde imzalanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzun vadeli su ihtiyacının tespiti, toplam arazi varlığı ve sınıfının belirlenmesi, tarımsal niteliğe sahip arazilerin tamamı için projeli bitki deseninin
ve toplam su ihtiyacının belirlenmesi, yeraltı ve yerüstü su kalitesiyle rezervinin belirlenmesi, taşkın ve rüsubat riski olan akarsularının menba mansap yönüyle değerlendirilerek, gerekli çözüm önerilerinin ve maliyetinin hesaplanması, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi gibi son derece önemli konuların inceleneceği bu master plan, küresel iklim değişikliğinin etkisini hissettirdiği günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için son derece önemli bir çalışma olacaktır.